Merhabalar. Şu an Manisa'dayız. Ondan sonra Yunt Dağı'nın eteklerindeyiz. Bizler Turkish Society of Canada olarak, ben derneğim adına bugün sevgili Yasemen Hanım'la burada buluşma şansını elde ettim. Neden? Çünkü bundan neredeyse 1,5 yıl önceydi. Bir projemiz başladı. Tabii sizler projeye dahil olana kadar bizim de amacımız Türkiye'ye bir şekilde elimiz değsin, uzansın. Doğamıza nasıl dikkat çekelimle birlikte Kanada'da müzisyenlerimizle birlikte çok güzel bir kliple birlikte bir doğa için çalışmak adına bir kampanya başlattık. Ve güzel klibimiz oldu. Türküler söyledik. Türküleri buraya ulaştırdık. Evet, çok harika. Emeğinize sağ olun. Çok çok emekle başlayan bir projeydi. Ondan sonra bir doğum var projemiz. Güzel bir türkümüz. Türkümüzün adı da mendilimin ucuna sakız bağladım bir Ege türküsüydü. Dolayısıyla Manisa, Ege'de bir orman fikri türküyle birlikte çıkmıştı aslında. Sonrasında Ege Orman ormanlaştırma biliyorsunuz ki dünyanın iklim kriziyle mücadelenin en önemli yollarından bir tanesi. Hatta sonra Glasgow'daki liderler buluşmasında da ormansızlaşmanın önüne geçmek üzere birçok ülke söz verdi. Evet, bizim ülkemizde de orman alanları daraltılıyor ve tahrip oluyor. İşte maden ocakları ilave diğer birçok faaliyetlerle. O yüzden hepimizin çaba sarf etmesi gerekiyor. Siz böyle bir adım attığınızda gerçekten de ormanlaştırma olarak biz de çok hizmetlerini nasıl sürdürebiliriz ve ormanın bizim için ne kadar önemli bir hayat olduğunu herkese anlatmaya çalışıyoruz. Ve yılda 35 bin kişiye birebir bu eğitimi yapıyoruz. Çeşitlendirilmiş eğitimlerimiz var ormanın içinde, eğitim merkezimizde, online'da, dersliklerde. Bu eğitimle aslında Ege Orman Vakfı en önemli misyonunu gerçekleştirmiş oluyor. Ama onun dışında burada gördüğünüz gibi ormanlaştırma ve orman alanları oluşturmak, yeni orman alanları oluşturmak konusunda da çalışıyoruz. Tabii ki burada kalmıyor. İklim kriziyle mücadele en önemli konularımızdan bir tanesi. Dünyadaki en önemli sözcükleri işte karbon, karbonun yönetimi ve karbon denkleştirme üstünde çalışıyoruz. Biyolojik çeşitliliği korumak için sakız ağaçlandırmaları yapıyoruz ve bunu herkese anlatmaya çalışıyoruz. Ve şimdi gündemimizde geçen yıl Türkiye en büyük yangınını yaşadı, orman yangınını. Demek ki bundan sonra iklim krizi bu şekilde gittiği müddetçe, geçen sene Muğla'da yangın çıktığında 50 dereceyi gösteriyordu ormanın içinde ve en ufak bir kıvılcım orman yangınının çıkmasına neden oldu. Bunu da orman yangınlarının %90'dan fazlasını insan eliyle yapıyoruz. O yüzden eğitim şart. Şimdi yine meteoroloji uyarılarda bulunur ama belki hiç şimdiye kadar farkında olmayanlar geçen seneden itibaren farkında olacaklardır. Meteoroloji bağıl nemin düştüğü ve rüzgarın şiddetlendiği, sıcaklığın arttığı dönemlerde orman yangınlarına hassas döneme giriyoruz. Ormanla insan etkileşimini kesmek zorundayız. Bu duyuruları yapıyor. Biz de Ege Orman Vakfı olarak bu duyurularımızı yapıyoruz ve orman yangınları konusunda yangın sonrasında bir yıl spekülasyon oldu. Buraları hemen ağaçlandırmalı. Evet, çok bilinçlendik biraz. Kötü bir tecrübeydi. Ağaçlarda bırakılmalı. Hangi türler tekrar dikilmeli? Ceviz mi dikelim? Çam dikmeyelim? Zeytin mi? Bunların hepsi biraz bilgi kirliliğiydi. Evet. Yani biz bilim ve tekniğe uygun olanı anlatmaya çalışıyoruz herkese. O yüzden yaptığımız bilinçlendirmeyi tekrar söylüyorum en önemli bizim misyonumuz olduğunu düşünüyorum. Tabii orman yangınları bizleri evet bilinçlendirdi. Kötü bir tecrübeydi ama bizler de bu süreç zarfında Ege Orman Vakfı bizler de hemen ağaç ekmek istedik. Aman yangına dokunalım, hemen oraya yapalım istedik ama bu konuda güvenmemiz gereken durumlar var. Yani Türkiye'de
bizleri bu süreçte eğittiler. Hem de aslında eğitimin ne kadar kıymetli olduğunu. Evet, maalesef ekosistemimiz dereceler artıyor. İşte küresel ısınma bizleri zorlayacak. Ama bizim yapabildiğimiz bir kısmı var. O da bilinçlenmek. Dolayısıyla her fırsatta bizler aslında projeye başlarken evet beklemiyorduk bu kadar büyük bir ormanımızın olacağını, ama amacımız dikkat çekmekti. Zira o zaman yangınlar yoktu ama müsilaj vardı. Yani orman demek aslında yeraltı suyu da demek, havası da demek. Kesinlikle. Yani bizler hakikaten, Yasemin Hanım bizlere çok şey öğretti. İstiyorum uzun uzun siz anlat istiyorum ama mesela şimdi bu sene diyorsunuz ki yerleşim alanları çok tehlikeli. Yani yerleşim alanları ormanın içine dahil olduğu için değil mi? Yani ormanla insan etkileşimi, ormanları parçalayarak daha fazla arttırdık. Dediğim gibi işte izin verilen ormanın içinde yerler var. Tabii ki oraya insanlar geliyorlar. Onun dışında kentin kenarında, ormanın içinde, kenarında bir sitede yaşamak insanlar için sanki çok güzel bir şeymiş gibi bir algı var. Ama sonra orman yangını çıktığında, ki bundan sonra çıkacaktır zaten. Ve yüzlerce yıldır da bu Anadolu topraklarında orman yangınları çıkar. Ama işte sıcaklıkların artmasıyla daha fazla yangın yaşayacağız. Sonra da işte bizim de evlerimiz orman yandı, yanıyoruz, eyvah diye koşuyoruz. Ama her zaman ormanla yaşam alanları arasında tampon bir bölge bırakmak gerekiyor. İşte o tamponları yavaş yavaş kaybediyoruz. Ormandan uzak olmak gerekiyor birazcık, ormanı korumak için. İşte bizimle birlikte orman yapmak isteyen birçok bağışçımız, işte şehre yakın olsun, caddenin kenarında olsun, yolun kenarında olsun, görelim. Ama orman öyle bir şey değil. Orman yüksek havzalarda, işte burada gördüğünüz gibi, bizim için hayat üretiyor, sessizce üretiyor. Şöyle hiç haberimiz yok. Birçok insanın haberi yok. Oysa şu aşağı havzada yaşayan insanlar şuna borçlular yaşamlarını. Dediğimiz gibi işte yeraltı su kaynaklarını beslemek, ekosistem hizmetleri müthiş. Ve orada bir ekosistem var. Yani işte ben bahçeme 10 tane ağaç diktim de bir orman oluşturamıyorsun. Orman oluşturmanız için en az 3-5 hektarlık alanlar olması gerekiyor. Ve orada bir ekosistem bütünlüğü, florasıyla, faunasıyla oluşması gerekiyor. Orman oluşturmak öyle 3 yılda, 5 yılda olan bir şey değil. Hatta bakarsanız aslında tam bir orman 90 yılda oluşuyor. 90-100 yılda. Ama 30 yılda ancak karşıdaki orman kadar bir bütünlüğe erişebiliyorsunuz. Çok değerli. Bizim için ise mekan noktası var. Yani o kadar yetiş ama yine sizlerle konuşurken biraz anladık ki aslında bazen doğa kendi kendini yenilemek adına da bir takım yangınlar çıkabiliyor. Ama oradan yeni bir filiz daha faydalı oluyor belki. Ama bizler tabii sizlerin şu katkısına ihtiyacımız var. Bilinçli bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Ama bizim kendi adımıza dernek olarak yüreğimize su serpildi. Ege Orman Vakfı. Gerçekten müthiş işler yapıyor. Web sitenizi zaten takip edecek. Biraz öyle çok yayınladık, çok tanıtmaya çalıştık ama gene ne yapabilirim ben diyen herkes için kesinlikle Ege Orman Vakfı'nın web sitesini tavsiye ediyoruz. Kendileri de ulaşabilirler. Bireysel tahmin ediyorum katkılar da olabilir. Şimdi bizim merak ettiğimiz bir Kanada Türk Toplumu Hatıra Ormanımız var. Plaketimizi de aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de katkılarınıza çok teşekkür ederiz, desteğinize. Çok eksik olmayın. Şimdi bundan sonraki süreç, yani burada bizim 15.730 fidanımız var. Görüyoruz ki böyle mesela şimdi fidanlarımız ne ağacı bunlar? Potansiyel ağaçlandırılacak sahalarda biz Orman Genel Müdürlüğü ile protokoller yapıyoruz. Ve öncesinde bu sahada bir ağaçlandırma projesi yapılır. İşte toprak kesitleri alınır, toprak derinliğine bakılır, burası ağaçlandırmaya uygun olur diye. Ve sonra yaz aylarında eğimin daha az olduğu yerlerde makinalı, eğimin yüksek olduğu yerde de insanlarla işte teraslar oluşturulur ve sahadaki ölü örtü temizlenir. Ve fidan dikme mevsimi geldiğinde, ki bu İzmir için Aralık başıyla işte Mart'ın 15'ine kadar en fazla dikebiliyoruz. Fidanları toprakla buluşturuyoruz. Ne kadar fidanlar? Kurşun kalem boyunda. Çünkü ne kadar küçük dikersek onların buradaki ekolojik koşullara adaptasyonu çok daha kolay oluyor. Ve sizin sorduğunuz türe geldiğimizde de bizim coğrafyamızda Ege'de ve Akdeniz'deki hakim ağaç türü kesinlikle çam ağacı. Siz doğayı taklit etmezseniz asla başarılı olamazsınız.
işte ceviz diksek, zeytin diksek, işte onlar yanmazlar gibi sallarlar. O zaman onların arasını sürmemiz lazım, onları ilaçlamamız lazım verim alabilmek için. O zaman da bir sistem oluşturamazsınız. O zaman tarım alanı oluşturursunuz. O zaman biz ayıları, kurtları nereye göndereceğiz? Başarılı olamazsınız diyorum. Örneğin buraya meşe gitseniz, boşaltılmış bir alana. Meşe gölgede yetişmek ister. Annesinin kanatları altında. Böyle çıplak bir alana diktiğimizde başarılı olma ihtimalimiz çok daha düşük. O yüzden orman ağaçlandırması da dediğim gibi doğayı takip etmek ve buranın asli ağaçlığını dikmek. Zaten Kızılçam yüzlerce yıldır Anadolu topraklarında yangına adaptasyon geçirmiş. Örneğin yangın sırasında kozalakları yanmıyor ve içindeki tohumu koruyor. Orman yangını çıktığında bu yerde biz bunlara ölü örtü diyoruz. Yerdeki ölü örtü de yandıktan sonra bu kozalaklar yere düşüyor ve açılıyorlar, tohumlar toprakla buluşuyor. Ve inanamazsınız fırça gibi bir gençlik geliyor. Ha, ağaçlandırmayı yangın sonrası nasıl yaparsınız? Bir yıl beklersiniz. Eğer bu tohumlar fidana dönüşmediyse ya da bazı alanlarda başarılı olunamadıysa işte o zaman dikimle tamamlama yaparsınız. Yoksa hemen ağaçlandırma kampanyaları, hemen fidan dikelim son derece yanlış bir yönlendirme olacaktır. Bir de bakın şimdi yandan bile Kızılçam'ın tohumu kanatlı tohumdur. Bakın şurada çekebilirsiniz. Şurada ileride bir şey var. Çimlenmiş. Bak şurada iki tane. Ha, evet küçük minik. Öyle mi? Onlar. Yani bu şu demek aslında 1715-1730 ama bu tohumlaşması mesela kaç yıl alacak? Onun tohum veriyor olması etkilenir. Şu an kozalak tutmaya başladığı andan itibaren bu da 7-8 yıllık bir süreçti. İki tane tohum bankası var doğada. Bir tanesi toprakta saklı. Bir tanesi de ağaçların yukarıda bütün kozalakları tepesindedir. Ve o yüzden işte yangın sonrası o tepesindeki tohumlar buluşur. Ve yangın sonrası toprakta hala yeryüzüne çıkmamış, çimlenmeyi bekleyen birçok tür biyolojik çeşitlilik açısından baktığımızda toplayan altındadır. Ve yangın sonrası oradaki yangınla oluşan kimyasal dönüşümle o kadar çabuk fışkırırlar ki bunlar. Mesela geçen sene yanan alanlarda daha evvel çalışma yapan bir hocamız orada 40 tür tespit etmiş ormanın içinde. Yangın sonrası tekrar gittiğinde 90 türe çıkmış. Yani evet, yangın da biz yangın ekolojisi o da çok güçlü bir sistem. Ama işte mesela geçen sene yanan ormanlarla birlikte o havzada yaşayan çocuklar belki 30 yıl, 40 yıl bu ekosistem hizmetlerinden yararlanamayacaklar. Yani bir ormanın oluşması ve ekosistem hizmetlerini sürdürülebilir kılması o kadar büyük bir süreç. O yüzden ormanla insan etkileşimi meselesi. O yüzden en ufak bir kıvılcımla bir dahliniz olmasın ormanın yanmasına. Umut ediyoruz. Bir daha bu felaketler o derecede yaşanmayacak. Evet, ders olacağını evet, bilinçlendiğimizi umuyoruz. Sizler çok yoğun çalışıyorsunuz ama katkılar geldikçe sizler hazırsınız diye de hissediyorum. Ege Orman Vakfı hakikaten hazır bizlerle konuşurken. Türkiye'de de o zamanlar yani herkes ne yapalım ne edelim derken aslında çok doğru bir vakıfla irtibata geçmiştik. Umut ediyoruz hani şunu söylemek istemiyorum aman bu sene inşallah çok yorulmazsınız orman yangını olmaz ama tahmin ediyorum zaten Orman Bakanlığı ile de birlikte çalıştığınız evet. için zaten bu fideleme işlemi devam ediyor. Zaten sizin kurumsal desteğiniz karbon atılımını azaltmak anlamında da zaten evet, çalışmalarınız var. Dolayısıyla yani ne mutlu. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Size destekte bulunan, fidan dikine destekte olan kişilerin de 15.730 fidanla siz karbon emisyonlarını da bağış yapanlar bir kısmını denkleştirdiler. Yani bireysel karbon ayak izlerini biraz küçülttüler diyebiliriz. Hatta bizim web sayfamızda siz çok uzaktan geliyorsunuz. Bir kere uçuştaki ayak iziniz
çok fazladır diye düşünüyorum. Evet, biz gelirken de biraz fazla. Evet, karbonsuz uçuş diye bir portalımız var. Oraya girdiğinizde hangi mesafeye uçtuğunuzu yazıyorsunuz. Orada kaç kilometre gittiğinizi, emisyonunuzun ne kadar olduğunu ve sonra da kaç fidan dikmeniz gerektiğini çıkartıyor. Evet. Belki böylece de insanlardan ötürü kaynaklanan bir dünyadaki iklim krizinin tetiklenmesi. O zaman bireysel olarak da attığımız her adımda doğayı koruyan, doğayı gözettiğimiz ve onun bilincine vardığımız davranış biçimleri ve kalıcı davranış biçimleri edindirmek zorundayız. Hmm. Özellikle öncelikle çocuklara. Yani bilinç her şeyi bilinçten başlıyor. Bizler tekrar ben istiyorum ki sizle uzun uzun, çünkü çok sorular oluyor. Keşke sizi Kanada Türk toplumumuzla da buluştursak. Sorularımızı birebir online belki misafir etsek keşke. Sizden öğrensek. Ama ben tekrar bugün buradayız. 13 Haziran 2022, bir sene sonrasında hayallerimiz gerçek oldu buradayız. Gerçekten çok büyük gurur. Ama bunun için Kanada Türk toplumu ormanı için katkıda bulunan maddi ama manevi destek de çok büyük. Herkese ben buradan ağaçlarına dokunduk ve onlara duygularımızı yolluyoruz. Ondan sonra şimdi küçük böyle yakından fotoğraflarımızı da çekeceğiz. Ondan sonra bence Ege Orman Vakfı'nı ve bizleri takip etsinler. Bence ağaçlarımızın büyüdüğünü, mesela şunu da merak ediyorum. Bu ağaç sanıyorum 7-8 aylık bir fide halinde. 7-8 aylık. Yani galiba işte toplumda elit orman fidanları düşüyor, fidanlarımız. Onlar elit ağaçlardan alınmış fidanlar. Toplumda bahçeleri diyoruz biz onlara. O ağaçlardan alınan tohumlar orman fidanlıklarında köklendiriliyor ve şu kadar kurşun kale boyuna geldiğinde bir dönem sonra onları alınıp ağaçlandırma sahalarına gidiyor. Yasemin Hanım, sizinle burada buluşmak çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel plaketimizi elinizden almış olmak, Ege Orman Vakfı'nı tanımış olmak, tüm faaliyetleri için hakikaten tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz ki Ege Orman Vakfı büyük bir aile. Uzun senelerdir de faaliyette emeği geçen tüm arkadaşlara Ege Orman Vakfı'na çok teşekkür ediyoruz. İlgiyle takipteyiz. Umuyoruz daha büyük kampanyalarda, daha büyük belki ormanlarımızla gene sizlerle birlikte olacağız. Çok teşekkür ediyoruz her şey için. Biz de sizlerle var oluyoruz, sizin desteklerinizle. Daha büyüyoruz, daha çok çarpan etkisini yapmak istediklerimizi genişletiyoruz. Siz de çok değerlisiniz bizim için. Çok teşekkürler. Eksik olmayın, çok sağ olun.